özetlik getirecekler, özetlik getiriyorlar ya. YPK'ya verilecek bu ay yoktur. Muş'talı fiziki saldırıda bulundular. Eğitimsizlik, cahillik. Aksaray'dayız. 2018 genel seçimlerinde Aksaray 4 milletvekilini meclise gönderdi. 2 AK Parti, 1 İYİ Parti, 1 MHP olmak üzere. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan %75'in üzerinde oy aldı. Yurttaşlara hangi partiye ve kime oy vereceklerini sorduk. Ülke ekonomisi hani bazı sıkıntılara girmiş olabilir. Ama biz altılı masayı yani genel olarak böyle gördüğüm kadarıyla ondan çok ümit beklemediğimden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyoruz. Aksaray'ın üst sorunu bence tanıtım yanlış. Yani mesela bu gençlerin tanıtım açısından çok yanlış var bence, eksiklik var. Hani çünkü baktığımızda şehir aslında çok kötü bir şehir değil. Ama internet tanıtım medyada hani çok, ben baktığımda mesela üniversiteli bir genç olarak gelmek istemem. Bir. İkinci olarak hastane bence sorun. Yani otobüs kalkmıyor. Yeri saçma bir yerde. Hayallerimi tabii ki gerçekleştiremiyorum. Tamamen bir engel değil. Tabii kişinin azmi ve kararı da gerekli ama yani ekonomi olarak evet biraz sıkıntı yaratıyor. Ben küçüklüğümden beri bu işin içinde sayılırım ama hiçbir şekilde parti tutmak istemiyorum. Çünkü hiçbirinin bu ülkeye layık olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Babaya vereceğiz. Kime vereceğiz başka? Reis. Var mı daha başkası? Bu ülkeyi kime teslim edelim? He, bu da öyle. Bu da bu arkadaşlar hep böyle yani. Hepimiz ver reis. Recep Tayyip Erdoğan, AK Partiliyiz. Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vermiyor? Vallahi biz yine reis. Yine reis. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. Altılı Masa'nın bana vermediği güvenden dolayı. Aslında tam vermeyi de düşünmüyorum. İki taraf arasında şu an kararsızım aslında. Milletvekillerini şu an daha çok önemsiyorum ben, çünkü o daha bireysel olduğu için. Şu an Aksaray üzerinde birkaç adayımız var zaten AK Parti'den. Biz AK Parti'yi destekliyoruz milletvekili olarak. İYİ Parti'yi de destekleyebiliriz. Ulaşım sorunu çok sıkıntı. Şehir planlaması zaten çok sıkıntı. Hastane, ben tıp öğrencisiyim zaten. Hastane ile üniversite arası çok sıkıntı. Ulaşımı çok sıkıntı. Mesela ulaşımı hiç sağlayamıyoruz. Ve kime oy vereceksin? Kılıçdaroğlu. Neden? Onu sevdiğim için ona vereceğim. Peki milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Millet İttifakı'na. Biz işte adamları görmedik ki sorun çözseler. Hangisini gördüler? Sağda yer kaldırıyorlar. Otur, indir, kaldır. Ne diyor? Vallahi Aksaray'ın sorunu sadece eğitimsizlik, cahillik. Başka bir şey değil. Kızım şu yaşlı adam kime verecek? Tayyip'ten başkasına hiç vermesine imkan yok. Başkasına verirsek bize bir ton dayak atarlar. Peki milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi kızım da onlara karar vermedik. Onlar da herhalde AK Parti'den olur ya. Kime vereceğiz ya? Tayyip'e vereceğiz. Neden? Öbür adamlar hep PKK'yla ve KK'yla hep beraber oldular. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı. Neden? Çünkü proje yok adamda. Çalışmıyor, etmiyor. Ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ağzımdan yanlış çıktı. Hep Kılıçdaroğlu çalışıyor. Bakıyorum adamda proje var. İHA'yı yapıyor, SİHA'yı yapıyor. Efendim yolları yapıyor, hastaneleri yapıyor. Ondan sonra Kanal İstanbul'u yapmaya kalkıyor. Bu adam mecbur ki buna vereceğim. Kime vereceğim başka? Ama Tayyip Erdoğan öyle yatır. Kılıçdaroğlu çalışır yani. İki milletvekillerinden memnun musunuz? Burada konuştular mı halkla ya da mecliste Aksaray'ın sorunlarını dile getirdiler mi, biliyor musunuz? Hiç memnun değiliz. Hele o bayan bir tane var, hiç mi hiç yaramaz. AK Parti'nin listesinde Aksaray halkının görmek istemediği isimler listeye dahil edilirse burada Millet İttifakı iki milletvekili çıkartır. Aksaray'ın en büyük sorunu tanıtım. 1990 yılında il olan Aksaray maalesef daha önce Niğde'ye, Konya'ya bağlı olduğu için bir kimlik sorunu yaşıyor. Yetkililer, iktidar, Aksaray'ı yöneten yerel yöneticiler defalarca Aksaray'la ilgili çalışmalar yapsalar da bu çalışmalar çok başarılı olmadı tanıtım konusunda. Örneğin biz Kapadokya bölgesindeyiz. En büyük turizm gelirini burada Nevşehir'e kaptırmış durumdayız. Oysa ki Aksaray bir açık hava müzesidir. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi özellikle üzerimizden geçen bir otoban var. Özellikle ta işte Adana'dan başlayıp Ankara'ya dolaşan bu otoban çok büyük zarar verdi ile. İşsizlik oranımız çok yüksek.
Üniversiteli genç oranımız evet her geçen gün artıyor. Fakültelerin mantar gibi çoğalmasından dolayı onlara iş ve istihdam sağlayamıyoruz. Yes. Allah'ın izniyle Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Çünkü hayat bağlılığı var. Ha, bu sefer de o alsın ya. 13. Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu. Ne mi vereceksin sen oyu? Kılıçdaroğlu yazın. Ne mi vereceksin? Ne PKK? Ne PKK? PKK değil mi lan? Ne PKK ya? Ne PKK değil mi? Niye ne PKK? Ne PKK değil mi? Ne PKK ya konuşuyorsun? Ne PKK? Adamı atamıyorsun. Attın mı doğru atacak? Tamam da sana ne? Attın mı doğru? Tamam doğru atıyorum. PKK'ya verilecek bu ay yoktur. Konuştun lafa bak. Konuşma. Konuştun sen. Teşekkür ederim. Senin şehidin var lan imazdın. Tamam. Şehidin var. Tamam birader bırak. Aksaray yanıyor da adam PKK'yı vuruyor. Tamam ölmesin öyle ölmesin. PKK'ya ölmesin. Ne hangi kanal? Sen dinletme. Burası ne ya? Aksaray'da onu almanıza gerek. Aksaray'da Başkan Apo'nun heykelini dikecek hiçbir yer yok. Ben öyle gözetliyorum. O Başkan Apo'nun heykelini dikeceklere de buradan oy da yok. O 6-7 parti, onlara oy da yok. Tek parti, tek lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aksaray'ın 3 sorunu nedir? Sorunu yok Aksaray. Onlar vekiller mi yapıyor? Bakma da. Kim yapıyor? Devlet yapıyor. Devlet yapıyor. Vekil ne ya? Aksaray ne çivi çaktı lan şurada? Ne çivi mi çaktı? Birinci öz ne yaptı? İsim vermeyin. Kanalda isim vermeyin. Ne? Her şeyi yaptılar. Neyi var? Bak şu arabalara bakalım bir. Aksaray Kafela Caddesi mevkiinde gençlik kolları olarak broşür dağıtımı yapmaktaydık. Ak Gençlik'ten olduğunu öğrendiğimiz iki kişi bizi provoke ederek kız arkadaşlarımızın elindeki broşürlere vurdu ve siz PKK ile birliktesiniz diyerek küfürler etmeye başladı. Bizlere bijonlu, muştalı fiziki saldırıda bulundu. Ramazan ayında alkollü bir biçimde. Dosya burada. İfadeleri burada. İfadelerini tek tek okudum. Alkollü olduklarını kabul ediyorlar. Saldırganlardan birisinin beyanatı şu yönde. AK Parti gençlik kollarına üye değilim. Ancak diyor, tarihini hatırlamadığım bir zamanda AK Gençlik'le birlikte Ramazan pidesi dağıttı. Yolumuza tekrardan reisinden devam ediyorum. Cumhur İttifakı diyorum tekrar. Şu andaki aynı sistem olursa vermem. Verdiğim partiye oy vermem. Vilayetimiz, Aksaray'ımız 4 milletvekili yapıyor. Bütün partilerden birer tane seçilsin. Önemli değil. Birer tane seçilsin. Belki o zaman daha güzel olur. Şey olur yani nedirler ona? Muhalefetlik olur. Daha hep güzel bir çalışma sistemi olur. Her partiden birer tane olsun ama genç olsun diyorum yani bak. Genç olsun.